Daha önceki videolarımızda hipertansiyonu nasıl durdurabildiğimizden bahsetmiştik. Genel hatlarıyla hipertansiyonu kalp 360 kliniğinde ilaçsız bir şekilde nasıl yok ettiğimizi söylemiştik. Şimdi ise ayrıntılara girme zamanı. Hipertansiyonu durduran diyet, en faydalı diyet DASH protokolünü kalp 360 kliniğinin beslenme ve diyet uzmanı Sevim Akköy anlatacak. Videomuzu izleyin. Bu diyet tarzını hayatınızın standardı haline getirin ve hipertansiyonu yok edin. Deş diyetini çoğunuzun duyduğuna eminim ama tam olarak ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını bilmiyor olabilirsiniz. Deş diyeti hipertansiyonu durduran beslenme yaklaşımları anlamına gelir. Yani hipertansiyonda sıklıkla kullanılan bir beslenme yöntemidir. Biz Kalp 360 Sağlık Kliniğinde Akdeniz diyetinin yarı sıra deş diyetini hipertansiyon hastalarında uyguluyoruz. Ve bu yöntem ile çoğu hipertansiyon hastasını ilaçlarından kurtardık. İşte size kalp sağlıkmız sağlık merkezinde kullanılan ve tansiyon ilaçlarını bıraktıran bu beslenme modelinin tiyoları. Deş diyetinin temelinde sodyumu azaltmak, basit karbonhidratlar ve şekerden uzaklaşmak, düşük glisemik indeksli tahıllar, sebzeler, meyveler ve karbonhidrat kaynaklarını beslenmenize yer vermektir. Bunların yanı sıra doymuş ve trans yağlardan fakir faydalı yağlardan yüksek bir beslenme programı oluşturuyoruz. Burada kaliteli protein kaynaklarına da yer veriyoruz. Genel olarak deş diyetin semelinde bunlar yatıyor. Peki burada bahsedilen sodyumu nasıl azaltacağız? Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Sadece günlük sodyum alımınızı azaltarak bile kalp hastalığı riskinizi, kalp yetmezliği riskinizi ve iskemik kalp hastalığı riskinizi azaltabilirsiniz. Peki sodyum oranı nasıl azaltacağız ve ne kadar sodyum tüketmemiz gerekiyor? Leş diyetinin ana temelindeki sodyum oranı 2400 mg ve 1500 mg aralığında olmalıdır. 1500 mg sodyum alımı bizim için düşük sodyumlu beslenme modeline girer. Yani biz tuz tüketiminde günde bir tatlı kaşığını geçmememiz gerekiyor. Burada karşımıza farklı tuz türleri çıkabilir. Biz bu sodyum oranını sofra tuzuna göre veriyoruz. Sodyum alımını azaltmaktaki en etkili yöntemlerden biri yemeğinize ilave tuz eklemesini kesmektir. Yani daha sofraya oturur oturmaz daha yemeğin tadına bakmadan tuz ekliyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Diğer bir yöntem ise etiket okumaktır. Etiket okumak günlük sodyum alımınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Hazır gıda tüketimini kısıtlamak ve aldığınız paketli ürünlerin arkasını çevirerek içeriğindeki sodyum oranına bakmanızı öneriyoruz. Burada sodyum oranı düşük olan yiyecekleri tercih etmenizi ve mümkünse Paketli ürün tüketmemenizi istiyoruz. Size sodyum alımında riskli olan besinlerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında salamura besinler yer alıyor. İşlenmiş et ürünleri ve işlenmiş gıda ürünleri yer alıyor. Aynı şekilde olgunlaşmış peynirler yer alıyor. Hazır soslar, gazlı içecekler, maden sularında özellikle etiket okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bu besinlerin alımını azaltmak günlük beslenmenize ekstra tuz eklemeyi azaltmak aslında sodyum alımınızı azaltmakta önemli adımlar olacaktır. Sodyum alımında bir diğer önemli konu da fast foodlar. Dışarıda yemek yemeyi tercih ettiğinizde fast foodlardan, hazır gıdalardan uzak durmanızı istiyoruz. Sodyum oranı azalttık. Peki deş diyetine başka neler eklememiz gerekiyor? Burada kompleks karbonhidratlar. Kök sebzeler bizim için önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde potasyum, magnezyum ve kalsiyumdan zengin yeşillikleri de beslenmenizi eklemenizi istiyoruz. Burada karbonhidrat seçiminde ve meyve seçiminde düşük glisemik indeksli besinlerin tüketimi önemli. Burada kompleks karbonhidratları seçmemizdeki en önemli nedenlerden biri düşük glisemik indeksli olması. Düşük glisemik indeks besinlerin kan şekerini dalgalandırma hızına göre sınıflandırılır. Burada önemli olan düşük glisemik indeksli besinleri seçmektir. Yani kan şekerinizi daha yavaş yükselten ve gün içerisinde daha dengeli olmasına yardımcı olacak besinlerden bahsediyoruz. Kompleks karbonhidratları, düşük glisemik indeksli meyveleri ve karbonhidratları beslenmemize ekledikten sonraki adımımız mutlaka doymuş ve trans yağlardan uzak, faydalı yağlardan yüksek bir beslenme programı oluşturmaktır. Peki biz hangi yağları beslenmemize ekleyeceğiz? Zeytinyağı, çiğ kuru yemişler, avokado, keten tohumu gibi yağlı tohumları beslenmenize eklemenizi istiyoruz. Burada omega-3 yağ asitlerinden zengin balıkları da mutlaka protein kaynağı olarak beslenmenize yer vermelisiniz. Peki hangi yağları beslenmemden çıkaracağım? Trans yağ kaynakları, palmiya kızartmalar, ayçiçek mısır özü gibi yağlar, aynı zamanda margarin dediğimiz bitkisel yağların laboratuvar ortamlarında hidrojenle doyurulmasından elde edilen yağları beslenmenizi de istemiyoruz. Protein kaynakları olarak yağlı balıklar, kaynağından emin olduğunuz et ürünlerini tüketmenizi istiyoruz. Burada et ürünlerini tercih ederken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri endüstriyel et ürünlerinden uzak durmak ve daha çok kaynağını bildiğiniz et ürünlerine yönelmektir. Genel olarak deş diyetinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Biz kalp 360 sağlık kliniğinde modifiye Akdeniz tipi beslenme ve deş diyet uygulamalarını yapıyoruz. Sadece diyet değil, yaşam tarzı değişikliğiyle de desteklediğimiz hastalarımız tansiyon ilaçlarından birer birer kurtuluyorlar. Daha da önemlisi tansiyon hastalığının altında yatan kök nedeni bulup ona odaklandığımızda çok iyi başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. Deş diyeti sadece hipertansiyonu durdurmakla kalmıyor altta yatan insülin direnci gibi hastalıkların da tedavisine bize yardımcı oluyor. Biz kalp uzatma sağlık merkezi kapısından içeri giren her hastamıza bütüncül yaklaşıyoruz. Yani sadece yiyeceklerini değil bu yiyecekleri nasıl tüketmesi gerektiğini, egzersizini nasıl yapması gerektiğine kadar geçen tüm süreçlerle ilgileniyoruz. Başarı bir ekip işidir. Biz Kalp Sağlığı Sağlık Merkezi'nde hastalarımıza bütüncül yaklaşarak onların ilaçlardan kurtulmasına ve sağlıklarına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Beslenmeye dair konuşacağımız diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.